İran Silahlı Kuvvetleri 18 Nisan Ulusal Ordu Günü münasebetiyle ülkenin çeşitli şehirlerinde askeri geçit törenleri düzenledi. Başkent Tahran'da düzenlenen askeri geçiş törenine İran Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi başta olmak üzere, İran Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakırı, Savunma Bakanı Tu General Muhammed Rıza Aştiyani, İran Ordusu Genel Komutanı Tüm General Seyid Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami ve çok sayıda askeri komutan katıldı. Tahran'da Ulusal Ordu Günü münasebetiyle düzenlenen askeri geçiş töreninde konuşan ve İsrail ve Amerika'yı hedef alan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'i yok etmekle tehdit ederek Amerika bölgeyi en kısa sürede terk etmeli çünkü bölge güvenliğini tehdit ederken bölge halkı içinde güvenli bir ortam oluşturmadı ve hiçbir zamanda oluşturmayacak. Ancak İran Silahlı Kuvvetleri'nin varlığı nerede olursa olsun güvenlik ve istikrarı sağlamaktadır ifadelerini kullandı. Bölgede İran aleyhinde atılacak hiçbir askeri adıma izin vermeyeceklerini ve Basra Körfezi'nin İran Silahlı Kuvvetleri kontrolünde her zamankinden daha güvenli ve barış içerisinde olduğunu söyleyen reisi, İran'ın bölgede hiçbir ülke için tehdit olmadığını ve bölgede istikrar, güvenlik ve barış istediklerini belirtti. Konuşmasında İsrail hedef alan reisi, İsrail rejimi İran'a yönelik atacakları bir adıma nasıl karşılık vereceğimizi çok iyi öğrendi ve gerekli mesajları aldı. Çünkü en ufak hata da Tel Aviv ve Hayfa'yı yok ederiz dedi.